Gün ortasına hoş geldiniz. Saatler 12'yi gösteriyor. Ben Ahu Rakçıoğlu. Bugün gün ortasına bir iklimlendirme fuarını baz aldık, bahane ettik. Biraz şu sürdürülebilirlik eksenindeki ekonomileri konuşacağız. Bir yandan da fuarcılığa da bakmak istiyoruz. Çünkü Hannover Messe Sodex Fuar Direktörü Toros Utku, yılların fuarcısı. Ama öncesinde de sizin baktım, bu sektöre de yakınlığınız varmış değil mi? Yani iklimlendirme tarafından geliyorsunuz, mühendislik tarafınız var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Tabii yaklaşık 20 yıldır sektörün içerisindeyim ben de. Uzun yıllar sektörde faaliyet gösteren firmalarda çalıştım. İklimlendirmede, iklimlendirme ısı, tarafında. Pompa. Evet. Isıtma, soğutma, havalandırma. Zaten bunlar biraz da iç içe geçmişte durumda bu tip kavramlar. Hı hı. Ama radikal bir karar sanki değil mi işin fuar tarafına geçmek? Evet, aslında tabii şunu söyleyenler çok oldu sektörden. İşte fuarcılık ayrı bir sektör. Ama ben de kendilerine hep dedim ki aslında sektörün iyice içine geçmiş oluyorum. Çünkü burada üretici firmalarla yerli yabancı bir araya geliyorsunuz ve sektörün içerisinde o dinamik koşullarda daha da yakınlaşmış oluyorsunuz. Doğru, ama fuar tarafına da tabii katkınız daha fazla oluyor böylelikle. Çünkü siz işten anlıyorsunuz yani, değil mi? Kesinlikle öyle. İşin, genelde bu çok düşünülmez herhalde fuarcılık sektöründe. İşte şu fuara düzenliyoruz, gidelim işte düzenlediğimiz sektörün iyi bir şeyini alalım, bileni evet. alalım denmez yani. Tabii işin mutfağından geliyor olmak tabii katılımcılarda da bir sempati yaratıyor. Çünkü aynı dili konuşuyorsunuz. Aynı dili konuşuyorsunuz, masanın diğer tarafında yer almışsınız. Ve onların dediğim gibi dilinden anlıyor olmak da güzel bir sinerji yaratıyor. Çoğu kez işte Toros Bey, siz de masanın diğer tarafında bulundunuz, bakın işte bizi daha iyi anlarsınız noktasında. Tabii. Zaten bizim temelde de arkadaşlarımıza en çok söylediğimiz şey, hani bu sektörde çalışmamış dahi olsa, hani mutlaka pazarın içine girip o dinamikleri yaşayıp mutlaka müşterilerle sahada yüz yüze gelip onların ihtiyaçlarını, bakış açısını anlamak ve buna odaklanmak. Zaten iş geliştirme dediğimiz konuda böyle mesela bir şey. Böyle bir şey. Tabii yani masada oturup ofis içerisinde işi geliştiremiyorsunuz. Tabii. Mutlak bizim bugüne kadar fuarlarımızda da yaptığımız güzel projelerin hepsi baktığımızda hep sahadan, o müşterilerimizle yarattığımız sinerjiden geliyor. Evet. Fuarcılık tarafını konuşacağız ama şu iklimlendirme sektörüyle ilgili tabii çok büyük bir dev bir organizasyon. Arkasında da siz varsınız. 2025 yılı içerisinde gerçekleşecek. Biraz iklimlendirme sektörü hakkında sizden bilgi alalım isterim. Çünkü hani sizin bıraktığınız döneme göre herhalde teknoloji çok gelişti orada da diye düşünüyorum. Bir yandan da tabii ki göz ardı edilmemesi gereken bir sürdürülebilirlik tarafı var. Çünkü siz dünyayı ısıtıyorsunuz ve soğutuyorsunuz ve aslında ciddi bir karbon emisyonunuz var. Yani siz derken iklimlendirme evet. tarafında sizin evet. daha önce çalıştığınız alandan bahsediyorum. Bir yandan da bununla uğraşması gereken de bir yapı var mutlaka. Sektör de bir transformasyondan geçiyor değil mi? Çok şey değişmiş mi ya? Şu baktığınız zaman dünyanın her yerinden firma gelecek şimdi size. Evet. Bakıyorsunuz ürünlere. Tabii artık... Yani beklentiler değişiyor, öncelikler değişiyor. Ürünlerin karbon emisyon değerleri, sürdürülebilirlik ve verimli olması, bunlar hep yani ürünlerin ihracatında bile ön plana çıkmaya başladı. Tabii. Türk iklimlendirme sektörü baktığımızda dünya pazarından yüzde yaklaşık 1,5'luk bir pay alma noktasına doğru gidiyor. Fena değil herhalde değil mi? Fena değil. Aslında biz sektör olarak çok örgütlü bir sektörüz. Gerek derneklerimizle gerek ihracatçı birliklerimizle çok iyi bir noktada ilerliyoruz. Dünyayı çok geziyoruz, çok fazla emek veriyoruz kendimizi ifade etme noktasında. İklimlendirme neyin altında oluyor mesela ihracat tarafında? İklimlendirme sanayi ihracatçı ayrı. Birliği olarak ayrı faaliyet gösteriyor. Aynen. Şimdi biz iklimlendirme dediğimizde aslında belki şuradan başlamak daha anlaşılır olacaktır. Kapalı ortamdaki bir havanın insanın konforuna uygun olacak şekilde işte ısısını, temizliğini, hijyenini doğru bir noktaya getirmek bizim için aslında öncelik. Yani biz iklimlendirme dediğimiz zaman aslında bunu anlıyoruz.
Şimdi 2015 yılında biliyorsunuz bir Paris iklim anlaşması. Sözleşmesine biz de imza attık. Biz de imza attık. Buna imza atan yaklaşık işte 192 tane ülke var. Şimdi Amerika'nın bundan çıkacağı konuşuluyor vesaire. Trump'tan sonra. Evet, Trump'tan sonra. Şimdi aslında burada hedef küresel ısınma. Aslında biz buna iklim değişimi değil, iklim krizi diyoruz. Çünkü tam da burada aslında söylenmesi gereken iklim krizi. Çünkü gerçekten büyük bir krizle karşı karşıyayız. Ve baktığımızda ve dünyanın bu noktaya gitmesi de hani ürün karbon emisyonlarının hani ürünlerin çıkardığı karbon emisyonunun hani minimize edilmesi anlamında gerçekten böyle bir sonuca doğru gitmemiz gerekiyor. Çünkü şu anda dünyada baktığımız zaman yılda 1 trilyon metreküp küresel ısınmadan dolayı buzulların eridiğini görüyoruz. Bu da yaklaşık saniyede 32 ton buzula tekabül ediyor ki Bu korkunç bir rakam. Yani pek çok ülke batmayı bekliyor zaten değil mi? Venedik falan. Pek çok ülke batmayı yani, bekliyor. Hani Venedik'ten inanılmaz bir şekilde taşınıyormuş insanlar. Mesela nüfus çok azalmış. Geçen hafta oradaydım bu Bienal dolayısıyla. Ciddi ciddi batmayı bekliyorlar mesela onlar da. Tabii ki kaynağı buzullar. Dolayısıyla konvansiyonel ürünlerden böyle teknolojik ve yüksek verimli ürünlere doğru bir geçiş hızlandı bizim sektörümüzde. Ne kadar azalttı mesela karbon emisyonunu iklimlendirme sektörü? Hep bir hedef var ya böyle sektörlerin önünde. Ya, bir hedef var, doğru. Yani bu noktada tabii çok değişik veriler var. Hani karbon emisyonu azaltma noktasında ama şöyle söyleyeyim. Bizim iklimlendirme sektörü olarak hani ilerleyen dönemde daha başarılı olmak istiyorsak, özellikle Avrupa'ya ürünlerimizi daha başarılı bir şekilde satmak istiyorsak, artık daha teknolojik ürünlere yönelmemiz gerekiyor. Anladım. Biraz daha verimliliği artırmak gerekiyor orada ya, herhalde. Kesinlikle öyle. Çünkü mesela işte ısıtma sektörünü referans alacak olursak, çünkü oradaki durumu da biz de yakından takip ediyoruz. Mesela biz dünyada kombi üretim üssüyüz. Öyle miyiz? Tabii. Dünyanın tabii ısıtma tarafında kombi üretimisiyiz ve Avrupa'ya çok ciddi ihracatımız var. Ama Avrupa'ya son dönemde mesela Avrupa'da ısı pompası dediğimiz ürünler çok yaygın, çok ön plana çıkmaya başladı. Dolayısıyla bu bizim ihraç ettiğimiz konvansiyonel tip ürünlerin tabii ister istemez biraz azalmasına sebebiyet verdi. İşte %20 gibi bir oranda. Aslında bu konvansiyonel ürünler azaldı. Aslında hani sizin söylediğiniz, sorduğunuz soruya gelecek olursak, hani bizim de ihracatımızdan düz mantıkla %15-20 mertebesinde bir pozitif bir etki yaratmış da olabilir. Çünkü bu yeni tip ürünlerde bir fosil yakıt kullanmıyorsunuz. Artı 1'e 3, 1'e 4 daha fazla enerji verimliliği var. Kombiden bahsediyoruz, ısı pompalarından. Isı pompaları değil mi? Avrupa'nın en çok tercih ettiği. Tabii. Şu anda Avrupa'da hükümetler de bunu biraz daha destekliyor pozisyondalar. Tabii onlar sadece hani iklimlendirme sektöründe değil. Mesela işte araçlarında işte bakıyorsunuz hibrit arabalar, elektrikli arabalar çok ön plana çıkmış durumda. Hatta hani şimdi konuyu çok dağıtmış gibi olmayayım ama mesela şu anda Fransa'da işte şehrin merkezinde giderken 50 kilometre saatin üzerinde bir hızla gidemiyorsunuz karbon emisyonundan dolayı. Gittiğiniz anda ceza yiyorsunuz ve bu kurala uymak zorundasınız. Yavaş yavaş bireysel araçlara konusunda da sanki bir kısıtlama gelecek gibi görünüyor diye düşünüyorum. Olabilir. Toplu taşımaya yönlendirme gibi bir teveccüh var. Özellikle düzenlenen fuarlar, kongreler noktasında mesela kafanıza göre sanki taksi çeviremeyeceğiniz bir dünya geliyor gibi geldi bana. Öyle olması gerekiyor Ahu Hanım. Zaten sektördeki birlikler, dernekler, fuarlar, biz aslında hepimiz bir zincirin birer halkalarıyız. Ve bu noktada da aslında toplumu doğru da yönlendirmek de gerekiyor. Evet. Ya bu da aslında bizim görevlerimizden bir tanesi. Sizin mesela fuar kapsamında kaç kişi ağırlıyorsunuz mesela böyle bir Hannover Messe Sodex fuarına? Kaç tane alıcı, kaç tane şirket katılımcı geliyor yurt dışı, yurt içi? Şimdi
Şöyle, bizim fuarımıza ziyaretçi olarak geçen yıl yaklaşık 90 bin kişi katıldı. Bunun %15'i 130 farklı ülkeden katıldılar. En çok ziyaretçimiz mesela İtalya'dan geldi, Irak'tan geldi, Özbekistan, Mısır, Romanya. Bunlar ziyaretçi bizi... derken bunlar alıcı ve aynı zamanda stand açan şirketler mi oluyor? Bunlar ziyaretçiler. Direkt olarak bu 90 bin kişinin içerisinde olan kişiler, evet, ziyaretçiler. Müthiş bir rakam. Evet, katılımcı olarak da yine çok farklı ülkelerden katılımcılarımız var. 20 farklı ülkeden. İşte en fazla katılımcılarımız baktığınızda işte Çin'den, İtalya'dan, Almanya'dan, ki bunlar direkt Avrupa ülkeleri. Onun dışında da Hindistan'dan, İran'dan çok fazla katılımcımız var. Ama bizim son dönemde tabii odaklandığımız farklı bir konu da var. Özellikle bu noktaya dikkat çekmek istiyorum. Bu korona sonrası, COVID sonrası dünyada bir takım alışkanlıklar değişmeye başladı. Şöyle ki, o dönem fuarcılık sektöründe de özellikle online fuarlara bir rağbet oluştu. Tabii başarılı oldu, olmadı, o kısmı biraz hala... Oldu mu sizce? Bence olmadı, değil mi? Olmadı ya? Çok olmadı. Olmaz. Ama o fuarcılık sektöründe bir devrim yarattı bence. Şöyle, biz son dönemde IT departmanımızla beraber, şimdi üreticiler geliyor fuara. Bir tarafta üreticiler, bir tarafta ziyaretçiler ve tabii bu ziyaretçilerin içerisinde baktığınızda yöneticiler var, satın almacılar var, makine mühendisleri var. Bu işin teknik tarafını çok iyi bilen, karar verici pozisyonda bir grup var. Aslında baktığınızda bu iki grubu match etmek, yani karşı karşıya, yani doğru alıcıyla doğru üreticiyi buluşturmak aslında bizim en önemli görevlerimizden tabii bir tanesi haline geldi. Organizatörlerin. Tabii ki. Biz şimdi bu tarafta IT departmanımızla beraber bir takım yazılımlar oluşturduk. Ve fuar öncesi, ya bu noktada tabii fuara katılan firmaların dersine de çok iyi çalışması geliyor. Bizim onları tabii ki desteklememiz gerekiyor. Ama onların da fuar öncesi mutlaka, yani fuara bırakmadan önce, bu bir ev ödevi gibi düşünürsek bunu, bizlerle işte irtibata geçip, bu online platformumuz var şu anda. B2B online platform olarak bunu lanse ediyoruz. Ve belli bir, şimdi fuara gelen ziyaretçi sistem üzerinden zaten fuardaki yerini filan, her şeyini görüyor. Tabii yerini görüyor. Mesela ilgi alanını giriyor. Mesela işte soğutma grubu diyebiliyor veya işte yalıtım diyebiliyor. Çünkü bizim fuarımızda birçok ürün grubu var. Biz çok sağlam bir feedback alıyorsunuz firmalardan, değil kesinlikle mi? Tam bir layout çıkarıyorsunuz. Tabii bu arka platformda buradaki veriler işlenerek buradaki alıcıyla buradaki fuar katılımcısını match ediyoruz. Ve fuar alanına geldiğinde bu firmalar aslında her şey hazır oluyor. Geçen sene yani bu şekilde... Covid'den önce bu kadar online'laşma olmadığı için, bu kadar çok dijitalleşme olmadığı için, hani bu kadar karşılıklı veri bildirimi filan olmuyordu bu kadar galiba. Kaliteyi arttırdınız yani. Kaliteyi hizmet çok hepsini arttırdık. Aynı şekilde ya çünkü bu yıllardır aslında gözlemlediğimiz bir şeydi. Yani çok fazla emek veriliyor. Aynı şekilde B2B alım heyetleri noktasında da geçen fuarımızda mesela yaklaşık 400 kişi geldi. Yani burada biz verimliliği arttırıcı faaliyetlere çok yöneldik ve bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü artık bir firma mesela fuara geldiği zaman kendi platform sayfasından en yeni ürünlerini, yapmak istediği toplantıları, bütün yani işte kart değişiminden tutun, geçen sene fuar alanında toplam 1500 tane organize edilmiş toplantımız vardı. Bu firmalar arasındaki toplantılar ve bunun tamamı fuardan önce organize edilmişti. Tabii burada şunu vurgulamak lazım. Burada bahsetmiş olduğumuz teknolojik yenilikler Ahu Hanım aslında fuardaki fiziksel trafiği arttırmaya yönelik hamleler hep. Yani evet, işin bir online tarafı var. Evet, bu online taraftaki çalışmalar verimliliği arttırdı ama nihai hedef günün sonunda baktığımızda hep o fuardaki trafiği arttırma. Hı hı, evet. Yani kolay da değil bu fuarları gezmek. Tabii önceden bilgi sahibi olununca biraz daha verimli ziyaretler de gerçekleşiyor, değil mi? Yani bunu kesinlikle da öyle. Artık... Bu bir kültür. Biz evet, bunu katılımcılarımıza hep anlatıyoruz. Bir dünya kuruyorsunuz siz orada.
Öyle bu A'dan Z'ye, yani orada o fuara gelen elemanın o standta gelen misafirlere aktardığı bilgiden tutun. Hı hı. O gelen işte misafirlerin ağırlanmasından tutun. İşte oradaki toplantıların, işte lansmanların, ürünlerin önceden planlanması. Bu çok büyük bir organizasyon. Yani biz fuara gelen firmalara da hep bunu anlatıyoruz. Aslına bakarsanız zaten fuarlar dünyada da baktığımız zaman bence bir ülkenin gelişmişlik seviyesini gösteriyor. Doğru. Şöyle ki bugün baktığımızda işte dünyada en güçlü fuarların, sektörün işte Almanya gibi, Amerika gibi, Çin gibi ülkelerde olduğunu görüyoruz ki zaten üretiminiz güçlüyse, sektörünüz güçlüyse geriye ne kalıyor bu ürünlerin? Tabii dünya pazarına, sergilenmesi, buluşması, tabii, alıcıya. Tabii. Kesinlikle satmak kalıyor. Dolayısıyla bizim de ülke olarak bu çok önemli bir vitrin olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu aynı zamanda hani fuar diyoruz ama bunu biraz daha açtığımızda da bu insanların gelmesi, ülke tanıtımına yapılan katkı, sektöre yapılan katkı, bu insanlar ülkeye geliyorlar, işte bir hafta boyunca tatil yapıyorlar, hani birkaç gün öncesinden sonrasında tabii, geliyor. Tabii 3 günlük en az ziyaret gerektiriyor galiba. Kesinlikle, değil mi? Kesinlikle burada işte otelcilik sektörü, restoran sektörü, yani aklımıza evet, ne geliyorsa ülkemize bir döviz de kazandırmış oluyoruz. Dolayısıyla hı-hı, fuarlar önümüzdeki belki 100 yıl içerisinde daha çok ön planda olacak etkinlikler. Biz de bu noktada Hannover Messe Sodex Fuarcılık olarak dersimizi iyi çalışıyoruz. Sürekli sahadayız sektörel derneklerimizle beraber ve bu yıl da fuarımızda tabii çok güzel yenilikler olacak. Özellikle gençler bizim en önemli değerimiz, bunun farkındayız. Gençlerimize yönelik çok ciddi çalışmalarımız var. Özellikle üniversitelerin bu teknoloji kulüpleri noktasında, oradaki aydın, özellikle çok böyle zeki öğrenciler var. Bunlar geleceğin mühendisleri ve bu noktaya daha fazla odaklanmak istiyoruz. Bu konuda da çok ciddi çalışmalarımız var. Bu çocuklarla ne yapıyorsunuz siz orada? Yani şimdi 2025 fuarını işte mesela referans evet, alacak olursak mesela, şimdi bir kampüs projemiz gerçekleşecek. Bu kampüs projesinde yaklaşık 500 metrekare bir alanda işte yarışma alanımız olacak. Burada geleceğin ustaları yarışması yapmayı planlıyoruz. Onun dışında atölye... Yani mühendislik tabii, şey mühendislik, burası alanı tabii, içeren... Hem teknik liseler için hem üniversite öğrencileri tamam, için bir alan sektöre olacak. Sektöre yönelik. Tabii sektördeki mesela... Yani yetenekli gençlerin ortaya çıkmasını sağlayacağınız bir... Kesinlikle öyle. Yarışma gibi mi diyelim artık ya da... Ya yarış... Şimdi bu alanda farklı atölye çalışmaları olacak. Mesela genç arkadaşlarımız için firmalarımızla görüşüp onlara staj olanakları sağlamayı düşünüyoruz. Harika ya. Bunu sizden başka yapan var mı? Böyle bir fuarı bahane edip ya da vesile edip de üniversitelerle, teknik liselerle ilgili de bir şeyi katan, bir metrekare alanı katan işin içerisinde. Yani bu çocukları sektörle buluşturan. Ya bizim gene kendi... Örnek olsun diye soruyorum. Evet. Ya bizim gene İzmir'de düzenlediğimiz bir fuarımız da var. Mesela biz orada da yine derneğimizle beraber orada teknik liseler arası yarışma düzenliyoruz. Hmm. Yani bu bizim için hep öncelikli bir konu ve gençleri daha fazla çekmek ve onların farkındalığını arttırmak noktasında bir misyon gibi üstlendiniz. Misyon gibi, evet, evet. Bravo, bizim bir fuar için, firması olarak. Evet, bu bizim için çok önemli. Bravo, vallahi tebrik ediyorum. Önemli olan tabii satmak. Evet. O yüzden geçen yılki ciro ve ticaret hacmi nasıldı? Bu yıl ne bekliyorsunuz? Bu yılki iklimlendirme fuarından. Şöyle geçen söyleyeyim. Geçen yılı boz alarak tabii. Ya şöyle söyleyeyim, biraz iddialı bir söylem olacak, farkındayım ama biz... Nereden baksanız 2 milyar dolarlık bir ticaret hacmine ulaşmak düşünce ciddi, ve hedefindeyiz. Çok büyük tabii, bir rakam. Ya çünkü hedefimiz zaten 50 bin. Total ihracatımız ne kadar? Yani bütün ihracatı biz mi yapacağız diyorsunuz? Bizim ya, üstümüzden mi yapılacak? Şöyle bu... Arkası önü mü diyorsunuz yani? Şöyle söyleyeyim. İki fuar önce toplam katkımız 500 milyon dolar civarındaydı. Bunu biz söylemiyoruz. Bunu sektör söylüyor ama bu tabii ki Ahu Hanım. Yani yarım milyar dolarlık bir satış gerçekleşmiş mi oraya katılan ya, firmalar açısından? Bu tabii yalnız Türk ihracatı diye düşünmemek gerek. Orada Çinli de var, İranlı da var, kesinlikle, değil mi? Kesinlikle. Ya bunu şöyle düşünmemek lazım. Fuara gittik, bir anda bu ciroya ulaştık değil. Bu bir süreç.
Bu filizleniyor, fuar esnasında filizleniyor, yavaş yavaş yeşeriyor ve onun önündeki bir sonraki fuara kadar yapılan çalışmalarda bunların meyvelerini almaya başlıyorsunuz. Çünkü Türkiye zaten şu anda hani ürünleri noktasında alternatif pazarlara da ulaşmak durumunda. Biz de çalışmalarımızı sektörün beklentilerine göre yoğunlaştırıyoruz. Kaldı ki iklimlendirme sektörü ama burada farklı ürün grupları olduğu, kategorileri olduğu için işte ısıtma var, soğutma var, havalandırma, pompa, vana, tesisat, yalıtım derken aslına baktığınızda fuara gelen üretici firmaların da beklentisi bu noktada farklılaşabiliyor. Dolayısıyla biz sektörlerin ihtiyaçlarına göre de bir takım şeyleri şekillendiriyoruz. Yani her bir ürün grubunun aslında ulaşmak istediği müşteri grubu da zaman zaman farklılaşabiliyor. Dolayısıyla çalışmalarımızı aslında tam da bu noktada son dönemde biraz daha hani ölçülebilir hedeflere de yoğunlaştırmaya başladık. Az önce söyledim, işte online'a daha fazla ağırlık vermeye başladık dedim. Çünkü yaptığımız çalışmaları bu noktada çok net analiz etme şansına sahibiz. Yani şu anda online'da mesela bir işte pazarlama reklamı verdiğinizde o hanım, gene konvansiyonel yöntemlere başvuruyoruz zaman zaman. İşte sanayi sitelerinde işte billboardlara reklamlar veriyoruz ama bunların işte ne kadar etkin olduğu noktasında elinizde bir veri, bir analiz olamıyor. Ama bu çalışmayı işte internet üzerinden veya raporlara dökerek yaptığınızda siz işte oradaki tıklanma miktarını, işte kliklenme miktarını, kaç kişi görmüş bununla ilgili işte bir fikir oluşmuş mu, o bir kişi kaç yüz kişiyi etkilemiş noktasında çok ciddi analizlere ulaşabiliyorsunuz. Bu da, bunlar da bizim için çok ölçümlenebilir şeyler ve çok değerli şeyler. Artık pazar bu noktaya doğru gitmeye başladı. Tabii sizde de datayı analiz edebilmek tabii, çok önemli. Bir sonraki deneyim açısından ve bir sonraki ortaya koyacağınız performans açısından. Kesinlikle. Geçen sene bizim online platformumuz 2 milyondan fazla kere tıklanmış ve ziyaret edilmiş. Ve tabii şunu da referans alıyoruz. Her fuarda bu rakam katlanarak gittiği için, çünkü orada farkındalık artıyor ve yaptığımız çalışmaları aplikasyonlarla da destekliyoruz. Yani fuarımızın bir aplikasyonu oluyor ve fuar döneminde baktığımızda işte her dönem katlanarak artıyor. Her dönemde işte 3-4 bin kişi bu şeyi sıfırdan yüklüyor ve baktığımızda o fuar döneminde biz o işte indirilenler listesinde genellikle bir numarada oluyoruz. Peki, yani yolunuz açık olsun diyoruz. Hannover Messe olarak 2025'in Ekim ayında gerçekleşecek bir iklimlendirme fuarından söz ettik. Ama yine sizin çatınız altında ciddi sayıda başka sektörlere dönük değil mi? Fuarlar da var. Siz iklimlendirme tarafıyla ilgilisiniz ve oranın direktörlüğünü üstlenmiş durumdasınız ve sektörden gelen bir isim olarak. Kaç tane ayrı var? Yani yıl içerisinde 4-5 ayrı herhalde. Ya 4-5 ayrı değil fuarımız var. Evet, doğru. Bizim otomotiv yan sanayi fuarımız var. Öyle her ay düzenlenecek bir şey de değil zaten ya, bu acayip değil, bir organizasyon. Değil, ya şu anda başka fuarlarımız var ama bizim özellikle iklimlendirme tarafında baktığımızda çok büyük hedeflerimiz var. Hı hı. Biz rotayı biraz daha kırıp hani işte doğru pazar analizlerini yapıp özellikle ISK Sodex markasını zaten şu anda uluslararası katılımcılarımız, ziyaretlerimiz dünyanın her tarafında geliyor ama biz bu fuarı önümüzdeki dönemde belli lokasyonlarda ve yurt dışında düzenlemek istiyoruz. Bu konuda bir takım pazar araştırmalarımız var. Bunu yapabilecek güçteyiz. Ve bunu yapabildiğimiz, başarabildiğimiz noktada da bunun ilerleyen dönemde çok hızlı bir şekilde artarak diğer ülkelere de yayılabileceğini düşünüyoruz. Kaç Türk firması var? Yüzde kaçı Türk firmalarından oluşuyor bu İstanbul'da düzenlenecek olanın? Şu anda %85'i yerli firmalardan. Türk müdür zaten? Ha, kalan mı böyle Çinli, Alman? Evet. Bayağı sağlam Türk firması ağırlıklı bir yapı var içeride. Ya Türk firması ağırlıklı ama biz Hannover Messe olarak uluslararası ayağımız çok kuvvetli zaten. Hı hı. Baktığımızda işte Çin'de, Hindistan'da, İtalya, Almanya, İran, Tayvan burada hep kendi sales agency'lerimizle satış
ajanslarımızla beraber çalışıyoruz ve bu bize son dönemde çok ciddi anlamda gücümüze güç katıyor. Evet. Ama bu konudaki dersimize sürekli çalışıyoruz. Yani fuara gelen firmaların, yerli firmaların da bizlerden en büyük beklentisi tabii ki fuardaki uluslararası ziyaretçinin ve katılımcının yüksek en üst seviyede olması en ki bu noktada da zaten geçen fuarda mesela Alman pavilyonumuz vardı. Ülke pavilyonlarına ağırlık veriyoruz. Hı-hı. Yani bunlar bizim için çok önemli Anladım. Şeyler. Yani %80'i en az Türk firması evet. olan bir fuar organizasyonundan bahsediyoruz. Siz bunu yurt dışına taşıdığınız zaman Türk firmaların en büyük beklentisi de vize problemini çözmeniz olacaktır herhalde. Evet. Çünkü vizeden dolayı yurt dışına gidemeyen bir sürü fuar evet. Şirket var. Çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Teşekkür ederim. Aslında yurt sektör, dışında yapmak istiyoruz deyince. Yok, sektörle yaptığımız görüşmelerde zaten bu konuyu özellikle gündeme getiriyorlar. Hani biz Alman firması olduğumuz için tabii bu konuda da hani tabii genel beklenti müdür, yüksek oluyor. Beklentiler tabii. yüksek oluyor ama bu hani bizim bir davet mektubu falan bir şey evet, yapın. Ama bu bizim fuar noktasında da fuarımıza olan ilgi noktasında da beklentiyi çok arttırmış durumda. Şöyle ki işte Türkiye Doğu ve Batı arasında zaten bir köprü pozisyonda olduğu için bugün Avrupa fuarına giden firmalarımız orada özellikle işte Kuzey Afrika, Orta Doğu pazarından aslında hedefledikleri pazarlara tam olarak ulaşamıyorlar. Dolayısıyla buradaki, çünkü maalesef oradaki insanların ciddi vize problemleri var. Dolayısıyla bizlere gelen özellikle saha ziyaretlerinde de hep vurgulanan konu, işte Toros Bey biz bu fuara geleceğiz ama bakın zaten Avrupa'daki fuara gittik, orada hedeflediğimiz satın almacılara ulaşamadık. Hı hı. Dolayısıyla sizin bu noktada özel çalışma yapmanızı istiyoruz ve bu fuarda hani uluslararası ayak bizim için çok önemli şeklinde belirtiyorlar. Ya biz şu anda öncelik olarak Avrupa'da bizim için çok öncelikli ziyaretçi profili. Çünkü zaten ihracat yaptığımız pazarlarda da Avrupa çok öncelikli geliyor. Ama tabii ki daha fazla işte teknolojik ürünlere, evet. Otomasyonlu ürünlere, enerji verimliliğine dikkat etmek gerekiyor. Yurt dışına taşırsanız bu organizasyon nerelere taşımayı hedefliyorsunuz? Yani burada yaptığımız görüşmelerde 4-5 tane ülkenin adı ön plana çıkmış durumda. Burada işte onu analiz edip son çalışmayı... Netleşmedi. Orta Doğu tarafında. Orta Doğu tarafında tamam. düşünüyoruz. Avrupa evet. zaten kendi organizasyonları içerisinde. Evet, evet, evet. evet. Ama biz zaten burada genelde bölge ülkelerine taşımayı düşünüyoruz. Evet. Bir hizmet ihracatı gibi olacak herhalde Türkiye'den bu iş. Kesinlikle öyle. Çünkü buradaki ülkelerin de bence, yani ülke olarak da bence böyle görev ve sorumluluğumuz var. Evet. Yani biz... bu bir know-how, fuarcılık know-how'ı. Tabii. Jeopolitik olarak zaten böyle bir görev ve misyonumuzun olduğunu düşünüyorum. Peki. Böyle bir beklenti de var. Ya çok güzel bir fuar olacak. Biz gene sizlerin vasıtanızla bütün sektörümüzü de bu fuara da tekrardan davet etmek istiyoruz. Peki, İstanbul, Toros Utku. Buyurun, son cümleyi alayım. İstanbul Fuar Merkezi'nde 22-25 Ekim 2025 tarihlerinde. Bu bir festival havasında geçiyor zaten. Bu sektör fuarımızı hepimize bekliyoruz. Çok çok teşekkür ederim. Teşekkür Kolaylıklar ederim. Dilerim. Katkınız için de teşekkür ederim. Çok kısa bir reklam arasında gidelim. Reklamların ardından çok enteresan bir teknoloji. Burada konuşuyor olacağız. Soros Utku'nun da çok ilgisini çekecektir. Ben hep bir sonraki konuyu bir öncekine bağlamayı seviyorum. Çünkü Murat Günenç, Toros Bey, bir teknoloji girişimcisini ağırlayacağım. Hı hı. Ve çok güzel bir alanda. Hologram teknolojisinde Oo. Faaliyet gösteren evet. bir Türk. Kendisi yıllarca İngiltere'de yaşamış, patent sahibi bu teknolojiye dair. Zaten yurt dışındaki bir şirkete yatırımcı olduktan sonra bu hologram işine girmiş. Sizin de çok ilginizi çekecektir. Kesinlikle. Çünkü sizin de fuar organizasyonlarında olaya bambaşka bir boyut getirecek Kesinlikle. Bir teknolojiden bahsediyor Kesinlikle. Olacağız. Siz de bizden ayrılmayın. İzleyenler de ayrılmasın. Tabii ki, merakla bekliyorum. Peki, görüşmek üzere. Murat Güneş'i ağırlıyoruz birazdan.
Geçtiğimiz hafta ağırlamıştık burada Murat Güneç'i sevgili Nurger'le birlikte. Atatürk'ü bir hologram olarak sahneye taşıdıkları çok değerli bir tiyatro var. Biz de birkaç gün önce Dastas'taydık. Sevgili evet. Murat Güneç oradaydı yine. Her gösteriye gidiyor musunuz siz ya? Önemli olan gösterilerin hemen hepsinde oradayız. Zaten ekip orada oluyor. Ama bir turne haline getirdik. Zaten o gün de bahsetmiştik. Evet, evet. Yani çok Ar-Ge'sini yaptık. Teknolojinin güzelliği kolay kullanılabiliyor olması. Kolay kullanılabilir, kurulabilir ve sürekli hale getirdiğimiz için o gün de sizler gibi özel davetlerimiz vardı. O yüzden oradaydım. Valla Dastas'ta mutlaka gidin diyoruz bir kez daha. Devam herhalde değil mi? Arkası devam. Gelir. Türkiye'nin de farklı yerlerinde farklı olacak. Farklı yerlerinde bir turneleşecek bu iş. Atatürk'ün hologramı sahnede. Tam Atatürk'ün hologramı da demeyelim. Çok enteresan bir teknoloji. Şimdi Murat Bey onu açıklayacak biraz. Çünkü siz bir hem patent sahibisiniz hologram teknolojisinde değil mi? Yatırımcısınız. Evet. Ya biraz anlatın. Biz sahnede ne izledik? Önce onu bir sorayım ben. Oradan da genele gidelim. Tamam. Şimdi çok üç boyutlu bir içerik izlediniz öncelikle. Bu izlediğiniz üç boyutlu içerik aslında bir illüzyondu. Evet. Yani şöyle diyeyim. İki tane oyuncu vardı. Biri gerçekte, biri değildi. Aynen öyle. Aynen öyle. İllüzyon kelimesini bile kullandı. Bir sihir yaratılıyor. Sahnedeki fiziki objelerle, ışıkla, bilgisayar desteğiyle yaratılmış ve gerçek bir oyuncunun da olduğu ama Atatürk'e benzetildiği ve izleyenin o sandığı bir oyunuyla ve gerçek bir oyuncuyla aslında bir sihirsel ortam yaratılıyor. Teknoloji de farklı kılan o. Bugün sadece hologram içerik izleseydiniz, eminim izlediğiniz içeriğin içerisinde birçok sizin hoşunuza gitmeyen şeyler bulabilirdiniz ya da fazlasıyla hoşunuza giden şeyler bulup konuşmaları kaçırabilirdiniz. Teknoloji işin hiç önüne geçerdi. Hı hı. O yüzden tasarlarken biz o sihrin içerisinde insanı teknolojiyi mutlaka bir araya getiriyoruz. Ben kendim de işletme mezunuyum. Teknolojiyi başkalarının gördüğü gibi görüp teknolojiden çok da anlamayan birisi bundan nasıl daha fazla keyif alır, nasıl daha verimli kullanır üzerine kafa patlatıyorum. Şimdi enteresan olan oyun 45-50 dakikaydı. Evet. Oyuncu sahnede değildi, oyuncunun hologramı sahnedeydi. Ya böyle 50 dakika boyunca kesintisiz bir hologramı konuşturmak mümkünmüş dedirtti bize. Evet. Biraz anlatır mısınız ya? Tabii yani ki. Ben beklediğimin çok üzerinde bir şeyle karşılaştım. Sağ olun, sağ olun. Arada insan tedirgin oluyor. Ya bir tek hani bazen online oluyoruz, kopuyor falan ya bağlantı. Arada dedim ki ya bir hologram kopma inşallah bir anda sahnede Nur Hanım tek başına kalmaz. İnsanın aklına böyle tedirgin şeyler de geliyor. Nasıl sağladınız o 50 dakikalık kesintisiz bir diyalogdan bahsediyoruz. Bir tanesi hologram. Evet o gün de söyledim ya en büyük kıncı Nur'a gidiyor ama orada çünkü başrol oyuncusu bütün ışıklar onun üstünde. İşin teknoloji tarafına baktığımız zaman gerçekten bir şey ilk defa denedik. O da bu kadar uzun olması. Genelde biz holografik bir içerik gösterdiğimiz zaman ölmüş bir sanatçıyı çıkartıyoruz, bir CEO'yu çıkartıyoruz, bir arabayı çıkartıyoruz, işte bir işte büyük bir proje lansmanında ev çıkıyor, gayrimenkul çıkıyor, biraz önceki konuğumuz gibi işte fuarlarda falan bir şey oluyor. Evet, yani bir şey oluyor orada bir astrolistik oluyor. Ama o 2 dakika kalıyor, 3 dakika kalıyor, 4 dakika fazla, kalıyor. En fazla tabii. Evet. Ve dönüyor hep aynı şeyler yayınlanıyor. Aynen. Şimdi burada bir interaktivite var. Konuşma var. Tabii. Birisi soru soruyor, öbürü de yanıtlıyor filan. Aynen. Gelenlerin fark edebileceği bir şey var. Bazen sözlü olarak da cevaplamıyor. Yani vücut diliyle de bir takım hareketler yapıyor. Eliyle, yüzüyle. Ona da bir cevap geliyor. Dili bir senkron var. 6 tane prodüksiyon yaptık aslında. Biz 6 tane çekim yaptık. 6'sını işledik. Bunların içerisinden oyuncumuzun, yani başrol oyuncumuz Nur'un en rahat oynayabileceğiyle dijital içeriği eşleştirdik. Yani bizim izlediğimiz tiyatro oyununda Atatürk'ü canlandıran oyuncu o an sahnenin arkasında değil, o bir kayıt değil mi? O bir kayıttı, evet. Nur Hanım gerçek evet, ama bir kayıda karşı aynen. konuşuyor. Aynen öyle. Çok enteresan, bu da evet, ayrıca evet. zor yani. O gün... Bir takım dekorlar da hologramdı. Herkes gerçek sahnede. Öyle mi? Tabii. Wow. Zaten işin o sihirsel kısmı o. Yani hayalle gerçek arasında ince bir çizgi var. O çizgiyi de çoğu zaman bizim aklımız bize oynuyor. Evet. Biz yarattığımız ortamlarda... Beyin bütünlüğü oldu zaten herhalde. Aynen. Bir süre sonra. Yani espri var ya, iple uçuyor. Evet, ip var uçuyor. İpi göstermemeye çalışıyoruz. çıkan herkesin kafasında birden fazla soru oluyor o yüzden. Bu nasıl oldu, evet. şu nasıl oldu, bu gerçek miydi, değil miydi? Ama hep ben kendimi tekrar ediyorum ama insanda bitiyor. O gün de yani başrol oyuncusu başrol oyuncusuydu. Onun muhteşem performansı. Biz ona eşlik etmeye çalışıyoruz.
Bütün prodüksiyonlarımız böyle evet. aslında. Hep insana eşlik etmeye çalışıyoruz. Tabii. Yani ilk perde dediğiniz günü şimdi anlıyorum ben. Çok büyük bir heyecan olmuştur ya. Tabii. Değil mi? Tabii. Gerçi provasını yaptınız tabii ki defalarca falan ama... Hiçbir prova canlı yayın gibi değil, en iyi siz biliyorsunuz. Tabii seyircilerin içeri girdiği andan itibaren gerçekten kalp başka bir türlü atar. İlk defa yapıldı bir hologram teknolojisiyle tiyatro gösterisi diyorsunuz dünyada. Bu boyutta ilk defa yapıldı. Bu boyutta, şimdi biz... bu ölçü. Çünkü mesela ben onu dedim, hani ABBA'nın falan konserleri evet. oldu tabii. dedim. Değil mi? Orada siz var mısınız mesela bürolarda? Bu biraz anlatın, dünyada bu hologram teknolojisi nereye gidiyor, kaç firma var, nasıl bir tabii. rekabet var orada? Rekabet eskiden hiç yoktu, artık var. Güzel bir şey, çünkü rekabet daha güzel oluyor. Ben... Bir Amerikan şirketinin medya kısmını yönetiyordum. Yaklaşık 2-2,5 milyar dolarlık bir şeyle piyasası vardı. İngiltere'de yaşıyordum. İngiltere'de yaşıyordunuz. Evet. O zaman denk geldim buna. Çünkü gördüğüm şuydu. Bütün medya, bütün içerik tüketimi insanların etkileşimli, heyecan duyacağı ve sihirsel bir yöne doğru gitmeye başladı. Şu anda bize normal gelen düğmeye basayım filmi durdurayım, düğmeye basayım yeni bir şey izleyeyim. Bir mekana gideyim, her tarafta içerik olsun, onun içinde heyecanlanayım. Tiyatroya gideyim, tiyatroda orada olmaması gereken bir kişi, bir şahıs, bir dekor belirsin, bir efekte kaybolsun. Artık istenmeye başlamıştı. 2013 senesi, 2012 senesinden başlıyorum. İlk önemli ve dünya çapında bilinen işlerden bir tanesi Tupac Shakur'un canlandırılması. Ünlü rapçi bir konser verdi. Öldükten sonra canlandırıldı. Titanic'in yönetmeninin prodüksiyon şirketi, Cameron'ın prodüksiyon şirketinin yaptığı. Bizim teknolojimizle yine... Yani sizin patent sahibi olduğunuz ya da patent ortağı olduğunuz... Patent ortağı olduğum teknolojiyle bu gerçekleşti. Daha sonra Madonna kullandı. Yani bu Türkiye'de çok uzaktık. Ben de yatırımcısı olduğum zaman zaten bu hikayenin geliştirme kısmına meraklıydım. Bir de bu tarafı, dünyanın bu tarafında nasıl geliştirebileceği kısmına meraklıydım. Şimdi... Son 10 seneye baktığımız zaman en çok proje yapılan ülkelerden bir tanesiyiz bizim dünya network'ümüzde. İşte bir 10 gün sonra İtalya'da bir genel toplantımız var. İşte İtalyan partnerden daha fazla yapıyoruz. İşte Hintliler çok yapıyor, Çinliler çok yapıyor, Amerika'da çok yapılıyor. Amerika'daki ana iş zaten ölmüş sanatçıların turnelerini yapıyorlar. İşte Roy Orbison'lar, Whitney Houston'lar bunların haklarını satın alıyorlar. Bunlarla ilgili turneler yapıyorlar. Biraz işin ekonomisiyle alakalı. Çünkü biz orada... de çok affedersiniz. Sahnede hiçbir mesela Zeki Müren falan hologramla belirdi mi? Belirdi, bir şarkı için belirdi. Öyle mi? Siz Cem mi yaptınız onu? Cem Karaca, yok biz yapmadık. Cem Karaca belirdi. Ondan sonra Yıldırım Gürses belirdi. Kaç dakikalık performans? Birer şarkı. Birer şarkı, birer sadece. Şarkı, evet. Neden? Pahalı bir iş mi bu iş? Pahalı değil, biraz daha şöyle oluyor. Türkiye'nin... Yani 50 dakika oluyormuş, onu gördük. Şimdi benim kafam biraz İngilizce'de çalışıyor. Yani 15 senede orada kalınca biz bazen acele karar veriyoruz ya da aniden aklımıza fikir geliyor. Şimdi doğru. Geçen haftaki programda ne dedik? Biz bir senedir çalışıyoruz en azından dedik. 1,5 sene öncesi var, bir senedir de aktif çalışıyoruz dedik. Atatürk hologramını gerçekleştirebilmek için. Bir takım projelerin gerçekleşmesi için emek vermek gerekiyor, zaman vermek gerekiyor, hikayeleştirmek gerekiyor. Onların hepsini bir araya getirdiği zaman en önemli şey para değil, zaman. Doğru. Zaman olduktan sonra yapılamayacak şey yok. Bir de bizim burada çok hikaye var, hikayeleştirebileceğimiz. Yani bulunduğumuz coğrafyanın evrenselleşebilecek çok hikayesi var. Biz sık sık ticari işlerimizde, yani tiyatro işimize ticari olarak bakmıyoruz. Ticari işlerimizde yurt dışında Türk ve yabancı markalarla çalışıyoruz. Ve burasıyla alakalı bir hikaye anlatıyoruz. Ya bir şehrin hikayesini anlatıyoruz. Şehir tanıtımı yapıyoruz, İstanbul'un misal. Ya bir proje tanıtımı yapıyoruz. Ya bir hikayeyi anlatıyoruz. Orada görüyoruz ki renklerimiz çok farklı. Anlatabilecek konularımız çok farklı. Ve anlattığımızın da bir Amerikalı, bir İngiliz, bir Avrupalı, bir Çinli, bir Hintli için anlam ifade etme ihtimali çok yüksek. Çünkü tam köprüdeyiz. Bu köprü sadece coğrafi köprü değil. Bu kültürel bir köprü olduğu için bunu teknolojiyle güçlendirdiğimiz zaman iletişimini yakalıyor ve durduruyor. Kapsam alanı iyice genişler. En çok konuşulan şey oluyor. Yani hiç unutmuyorum, 4-5 sene önce bir gayrimenkul fuarında büyük bir markamızın lansmanını yaptık. O en büyük metrekareli alan değildi onlarınki ama en çok konuşulandı. Çünkü konu İstanbul. Hı hı. Teknoloji bir araya geliyor. Çok etkileyici bir şey oluyor. Sorunuz neydi? Sorunuz şuydu. Biz niye Türkiye'de daha fazla kullanmıyoruz sahnelerde? Tabii.
Ya ben mesela bir gün atıyorum meşhur bir işte Günay restoran filan. Bir gün gidip de acaba böyle Zeki Müren'in hologramıyla yapılan bir sahne performansına para ödeyip gider miyim diye düşünmeden edemiyorum. Mesela 50 dakikalık bir Zeki Müren konseri. Gidersiniz. Sahne, Zeki Müren, işte bir saatlik konser. Gidersiniz. Acayip bir şey olur. Ticareti anlam ifade etmesi lazım yaparken. Bunun teknolojisinin anlam ifade etmesi lazım ve mekanın bunu kaldırabiliyor olması lazım. Şimdi bunların hepsi aslında giderek hızlanıyor. Teknoloji çok erişilebilir oldu. Mekanlar, yani eğlence mekanları çok uygun hale geldi. Ve biz artık prodüksiyonu çok daha hızlı üretebilir hale geldik. Evet. Yapay zekayı daha çok kullanmaya başladık. Arşivlerin dijitalleşmesi ve hareketlenmesi daha hızlı hale geldi. Eskiden ben işi kurduğum zaman ne yaptığımı anlatmakta zorlanıyordum. Şimdi yani berberde takside ne yaptığımı söylediğim zaman biliyorlar. Bu çok önemli bir fark. Bu demek oluyor ki istenmeye başladı. İstenmeye başlayınca mekanlar, markalar, kamu, belediyeler bunu tabii talep etmeye başladı. Biz bir de yeniliği seven bir milletiz. Biz de böyle oyuncaklı bir şeylerle gelin yani. Biz çok seviyoruz tüketmeyi. Ve gerçekten de yani hikayemiz çok. Yani evet, bizim müzik çeşidimiz çok fazla, kültürel çeşitliliğimiz çok fazla. Bizim sahnede gösterebileceğimiz, hikayeleştirebileceğimiz konu çok fazla. Evet. Maliyet peki? Maliyet televizyonlarda söylenecek maliyetler değil. Ama ulaşılabilir. Yani her proje farklı. Benim çok... Yani siz bu işi bir tiyatro oyununda kullandıysanız eğer ne olursa olsun demek ki efor edilebilir bir seviye çıkar bu doğru işten. Yani. Çünkü bizim tabii tiyatro gibi sektörlerimiz en ekonomik olarak zor sektörler. Oralarda yapılan her şeyi ticaretin çok daha rahat yapılabileceğini söylüyorum. Bizim yani ben 10 seneye 11 senedir Türkiye'de aktif pazarı genişletiyorum. Yurt dışında da çok müşterimiz var. Baktığım zaman en son konuştuğumuz konu para oluyor. Daha çok zaman konuşuyoruz. Hı hı. Hazırlıklı mıyız? Bazen biz reddetmek durumunda kalıyoruz. Kaç ay lazım size mesela? Diyelim ki bir işte gayrimenkul sektörüne kaç ayda hazırlamışsınız? O firmanın tanıtımı için hazırladığınız hologram teknolojisine. Bir ay ile 4 ay arasında değişiyor. Anladım. Yani projenin büyüklüğüne göre. Evet. Ama bu da zaten... Herhangi bir güzel bir televizyon prodüksiyonu, reklam filmi çektiğiniz zaman da aynı. Benzer tabii çok benzer, ki. Çok farklı değil. O zaman biraz sektörleri konuşalım. Sahne sanatlarıyla başladık, evet, değil mi? Ne bileyim gözümüzün önüne. En renklisi, en ışıltılısı. En renklisi orası, en ışıltılı dünya orası olduğu evet için. Gayrimenkule iş çıkardık dediniz. Başka hangi sektörler mesela hologram teknolojisinden faydalanırlarsa satışlara doğrudan yansıyan ya da en azından çok... Hala daha basında da en çok yer verilen iş bu oluyor galiba. Öyle oluyor çünkü kelime olarak çok... Hoş, bir basın bildirisinde içinde hologram geçen bir şey olduğu evet, zaman anda fark ediyoruz ki fark öne ediyor, çıkıyor. Doğru. Yani şehir tanıtımlarında çok kullanılıyor, müzelerde çok kullanılıyor. Bizim son zamanlarda çok müze işimiz var. Orada olmayan bir, mesela Türkiye'nin birçok eseri yurt dışında geri getirmeye çalışıyor Kültür Bakanlığı ama yurt dışında. O eserlerin gösterilmesi ya da buradaki eserlerin yurt dışına çıkması gibi konularda. Kültürel eserlerin yani müzelerde çok kullanılmaya başlandı. Aktif olarak görüyoruz. Taşınması zor olan her makina, savunma sanayisi, makine sanayisi, üretim, burada bir şey göstermek istiyorsanız, bu gösterdiğiniz şeyi parçalara bölmek, hikayeleştirmek, canlandırmak, izleyeni 2 dakika, 3 dakika yerinden ayırmadan izletmek, günümüzün modası, fotoğraflatmak, Instagram'a, evet, LinkedIn'e koydurtmak istiyorsanız birebir. Çünkü bunu yapıyorlar. Evet. Bunun sözünü veriyoruz. Yani izlettiriyoruz diyoruz. Şaşırtıcı, heyecan verici. Şimdi bir ekran yok değil mi? Biraz bilmeyenlere de yine de açalım. Bilmeyen kalmış mıdır hologramı? Olabilir değil mi? Bir ekran yok burada. Siz havada o boşluğun içerisinde 3 boyutlu bir algı, gerçeklik algısı yaratıyorsunuz değil mi? Biraz işin... Farklı versiyonları var. Çok Ar-Ge yaptık. Yani ben daha önce o teknoloji şirketinde de çalıştığım için sektörü kuran teknoloji şirketi bir de Amerikalıların. Sektörü kuran teknoloji şirketi. Evet evet. Yani IBM, Oracle. IBM'de çalıştım. Oracle evet, iki harfler deyince. Bir de işletme mezunu olarak girince birinci yaptıkları şey benim gibi meraklı bir insanı bir şeye attılar zaten. Kazana attılar yani. Hı-hı. Teknolojinin her kısmını öğren. İnsana nasıl dokunuyor, sektörlerin nasıl dokunuyor, yenilikler ne? Ve bunun nasıl dönüştürebileceğini fark ettim ben seneler evet, içerisinde. Büyük bir fırsat aslında çok değil mi? Büyük siz iyi değerlendirdiniz onu. Ve de yani büyük bir ekonomide bunun dönüşümü çok ciddi anlam ifade ediyor. Öyle olunca şimdi buraya yatırım yaptığım zaman 10 küsur sene önce ilk yaptığım şey bunu nasıl geliştirebiliriz oldu. Çünkü çok daha zor kurulan işte 2 gün gerekiyor diyorlardı.
İşte şu kadar maliyet gerekiyor diyorlardı. Bu kadar insan gerekiyor diyorlardı. Bu olmazsa olmaz diyorlardı. Bu 2010'lardan önceki dönem, evet, değil mi? Evet. Ama şimdi Türkiye'de hepimiz biliyoruz. Biz Türkiye'de bir şey oldurmak üzerine yaşayan insanlarız. Evet. Çünkü hayatımız öyle. Bir kontrollü kaosun içinde yaşıyoruz biz yüzyıllardır burada. Kontrollü kaos. Bazen evet, kontrol kaçıyor ama. Kaçıyor ama evet. Ama o kontrolü benim hep kullandığım ve müşterilerimle de paylaştığım ABC planlarımız olursa o kontrol olabildiğince bizde oluyor. Her zaman olabiliyor takdir-i ilahi. Ama bir planımız olursa tabii, müdahale şansımız oluyor. Mekan darsa, zaman azsa ya da içerik onu gerektiriyorsa bizim farklı farklı modellerimiz var kullandığımız. Kimisi dediğiniz gibi havada oluşuyor. Hı-hı. Kimisi tiyatro sahnesindeki öyleydi. Öyleydi. Üç boyutlu. Havada beliren evet, bir görüntüydü. Aynen. Her zaman bir görüntü kaynağı var. Yani ışıksız bir şey olmuyor bu olmuyor, hayatta. Yani tabii, şu anda stüdyonun ışıkları bana vurduğu için ben gözüküyorum. Işıklar olmasa şu an karanlık olacağım. Hologram da öyle. İlla ki bir ışık kaynağımız var. Bir görüntü kaynağımız var. Optik bilimiyle çalışıyoruz aslında. Işıkla, kontrollü ışıkla kontrollü görüntü kaynağı arasında mutlaka ikisini bir arada tutan bir sistemimiz var. Bazen görüyorsunuz, bazen görmüyorsunuz. Daha endüstriyel ve giriş seviyesindeki ürünlerimizde görüyorsunuz. Daha premium ürünlerimizde görmüyorsunuz. Hı hı. Oradaymış gibi hissediliyor. Ama ihtiyaç her zaman ne? Mesaj. Mesajı vermek. Biz teknoloji olarak aracız. Bazen mesajı daha hızlı, daha ucuz vermek gerekiyorsa o tip ürünlerimiz de var. Daha kalıcı, daha premium, daha lüks, daha seksi vermek gerekiyorsa o tip ürünlerimiz de var. O zaman burada bir cihaz var. Bir de yazılım mı var? Bir tasarım. Ne var burada? Bir tasarım var, öyle diyelim. Yani biz fişe takacak çalıştır cihazlarımız da var ama biz hep şey düşünüyoruz. Yine teknolojiden gelmeyen bir insan kafa yapısıyla söylüyorum. Bir tasarım var. Bir mekan var ve insanlar var bunu izleyen. Hı-hı. İnsanlar bunu nerede izleyecekler? Nasıl izlemeliler? Buna yönelik bir tasarım yapıyoruz. Hı-hı. Görüntü kaynağını gizliyoruz. Işığı kontrol ediyoruz. İçeriği oluşturuyoruz bir yazılımla. Ve daha sonra bunu görüntü kaynağına verdiğimiz zaman 3 boyutlu holografik içeriği görüyorsunuz. Anladım. Şimdi tabii 10 yıl önce yatırım yaptınız. Bundan sonraki 10 yılı hayal edebiliyor musunuz bu teknolojide? Ne olur? Nereye gider işler? Nereye gidebilir? Ne hedefliyorsunuz? Ne hedefliyorum? İki tane şey söyleyeceğim. Bir tanesi teknoloji şu anda olması gerektiği yerin çok altında. Yani %5'lerinde dünyadaki teknoloji penetrasyonu. Daha %100, yani bulunduğumuz stüdyonun içindeki ekranları düşünün. 10 küsür sene önce bu kadar ekran yoktu. Dünyada dijitalleşmemiş çok alan var. Görselleşmemiş çok alan var. Bir çok artacak. Ama bunun harmoni içinde artması gerektiğini düşünüyorum. Hem bulunduğum yaş ve tecrübeyle. Yani sırf teknoloji alınsın diye teknoloji alınmaması gerekiyor. Buna yönelik bir öngörüm var. Yani çok fazla alınan teknoloji çöp olacak. Doğru teknoloji alınması için müşterilerimizle çalışıyoruz. O çalışmalara devam etmek istiyorum. Gerçeklik algısı çok artacak. Bir insanın, bir sesin, bir görüntünün orada olup olmadığı konusunda kafamız iyice karışacak. Ya dokunmadan anlamayacağız. Dokunup da anlayabileceklerimize yakınız. Haptik teknoloji deniyor ona. Şu anda eldiven vasıtasıyla o geri sensörü alabiliyorsunuz. Dijital bir şeye dokunduğunuz zaman. Gerçeklik algısı çok artacak. Yani bu gözlükler vasıtasıyla gözlüksüz de olanı mı diyorsunuz? Gözlüksüz evet, de olacak mı gözlüksüz o? Gözlüksüz de olacak. Oluyor. Oluyor. Yakınlaştığınız zaman, yani şu anda benim taktığım gibi gözlüklerle olanları var. İşte Japonya'da, Amerika'da, yavaş yavaş Türkiye'de de görüyorsunuz. Arada bir karışık gerçeklik deniyor. Bu çok artacak. Çok hayatımıza girecek. Bunu isteyeceğiz. Öte yandan ben teknolojiyle mesaj arasındaki kesişime çok kafa yoruyorum. İnsanın biz kolaya kaçıyoruz. Yapay zekayı konuşurken de kolaya kaçıyoruz. Hologramı konuşurken de kolaya kaçıyoruz. İnsan kenara gidecek diye düşünüyoruz. İşte hologram bir şey belirleyecek, her şeyi o yapacak. Yapay zeka bir şey yapacak. Önemli olan hala bizim hayal kurmamız. Evet, tabii. Önümüzdeki 10 sene, 15 sene, 20 sene, bence dünya olduğu sürece hayal kuran insan çok değerli. Bu çok önemli bir mesaj oldu şimdi. Evet. Hiçbir şey öğrenemiyorsanız hayal kurmayı öğrenin diyorsunuz. Evet. Yani teknolojide araç. Yere basması da gerekmiyor. Çünkü teknolojide Pandora'nın kutusu da açıldı vallahi yani. Açıldı. Ya ben şunu da gördüm. Yapılamayacak şey yok. Doğru kaynak, evet, yeteri kadar insan. Teknoloji zaten size bunu sunuyor. Yapılamayacak evet, şey yok. Murat Bey, sizin şirket yurt dışında mı, Londra'da mı, artık Türkiye merkezli misiniz? Yani bu hologram teknolojisi üretimi burada mı oluyor? Burada ana merkezimiz İstanbul'da. Londra'da da bir ayağımız var. Var. Şimdi yazılımcılarınız var herhalde. Evet. Yeni nesil işlerimizi biraz Avrupa'da daha çok yapıyoruz.
daha çok işte oradaki insanı içine alan, bizim immersive dediğimiz tam Türkçe karşılığı olmayan mekana girdiğinizde bütün duygularınızı kapsayıcı içeri alan. Evet, sizin bütün duygularınızı harekete geçirecek ortamlar tasarlıyoruz. Hologramla, video mappingle, içeriklerle, sesle, yer yer kokuyla. Bunların biraz daha şu andaki pazarı Türkiye dışında daha fazla. Üretimlerini burada yapıp yurt dışı pazarları bunu açmak amaçlı yeni bir yatırım yaptık Londra'da. Bununla da alakalı ayrıyeten. Yani hologramı merkeze koyup etrafında diğer içerik organlarını kullanan, araçlarını da kullanan. Duyulara hitap eden. Duyulara hitap eden. Evet. Ve akılda kalıcılığı arttıran, bilgi almayı keyifli hale kılan. Bu konuda yavaş yavaş artıyor işte. Dünyada 700'e yakın buna benzer merkez açıldı. Bunların hepsi bizim hedefimizde şu anda. Bunlara yönelik 3 boyutlu içerikler geliştirmeye başladık. Bu kısım biraz daha Türkiye dışında. Ama Türkiye inovasyonun bizim için mutfağı. Çünkü demin söylediğim şey kontrollü kaos burada. Kontrollü kaos eşittir inovasyon. İşin içinden çıkmaya çalıştığınız problemler ve hedefler var. O bakımdan... diri tutuyor insanı. Diri tutuyor. Bazen fazla diri tutuyor. Öyle bir dedik ki yani. Hayalperest gibi de konuşmak ölüyü istiyorum. Ölüyü diriltiriz vallahi. Ama şey yapması gerekiyor bence. Benden bir 10 yaş gençler beni dinliyorsa şunu yapabilirler. Yani Türkiye'de bir şey denediğiniz zaman ve tutuyorsa dünyanın her yerinde tutuyor. Çünkü öyle bir demografimiz var. Teknolojide bunu kullanmamız lazım. İşletmeci olarak baktığım zaman bizim ekonomik olarak daha fazla girdiği benim bulunduğum sektörün dışında da bu ülkeye vermemiz lazım. Evet. Çünkü dünyadaki yansıması öyle. Biz daha gerisindeyiz. Çok fırsat var hala. O yüzden rekabet çok güzel bir şey. Sorduğunuz için de söyleyeyim. Rekabet olsun, artsın. Yapacak çok iş var çünkü. Tamam. Bir yayın daha yapalım o zaman. Biraz daha gençleri işin içine kattığımız bir yayın olsun. Biraz seve daha seve. Onlara odaklanalım. Biraz daha Türkiye'de teknoloji açısından daha ileriye götürebilmek için içerideki bilgiyi, birikimi ne yapmak lazım? Eksik gördükleriniz neler? IBM ve Oracle gibi iki firmanın deneyimi var sizde. Büyük firmaların deneyimleri var. Dolayısıyla bir sonraki dersimiz bunun üzerine olsun. Doyamadık yine ya. Vallahi. Seve seve. Eksikler evet. Değil, fırsatları konuşalım. Evet, olur. Okey. Tamam. Peki, fırsatları konuşacağız. Evet, Murat Güneş'le birlikte bu seferlik yine veda ediyoruz değerli izleyenler. Umarım etkilendiniz ama pek çok sektörün hologram teknolojisini katarak işin pazarlama tarafına yapabileceği ciddi anlamda çok çekici, cazip bir şey de var. Değil mi? Bir teknolojik fırsat var. Onu biraz anlatmaya çalıştık. Burada da bir Türk yatırımcı, girişimci var hologram teknolojisine. Dastas'taki tiyatro oyununu izlemeyi unutmuyorsunuz. Atatürk'ün sahnede hologram teknolojisiyle belirdiği. Biz de burada şimdilik veda ediyoruz. Ahu Rakçıoğlu. Görüşmek üzere.